Bu parçada sözü edilen motifle ilgili 1 2 3 4 numaralı yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1 numarada dünya mimarisinde iz bırakmıştır diyor. Böyle bir şey metinde söylenmemiş. Onun için 1 numaraya ulaşmamız mümkün değil. 2 numarada kullanım alanı çeşitlilik gösterir diyor. Bunu da zaten metnimizde belirtmiş. Halılarda, çinide, seramikte, heykelde tesip gibi sanatlarda kullanılıyormuş. Demek ki 2 numaraya ulaşmamız mümkün. 3 numarada Türk mimarisini temsil etmektedir. Bu da böyle bir bilgi söylenmiyor. Yine böyle bir şeyden bahsedilmemiş. Metnimizde onun için 3 numaraya da ulaşamayız. 4 numarada geçmiş zamanlardan beri kullanılmaktadır. Anadolu Selçuklu döneminden başlamak üzere diyor. Yani oldukça eskiye dayanıyormuş. Demek ki 4 numaraya da ulaşabiliyoruz. Buna göre A, B ve D seçenekleri olamaz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu parçada sözü edilen motifle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? A seçeneğinde sembolik bir değer taşıdığına. Sembolik değer taşıması ne demek? Bazı anlamların yüklenmiş olması demek. Bunu da metnimizde görebiliyoruz. Bu motifin her bir köşesinin bir erdemi simgelediği kabul edilmiştir. Yani bazı anlamlar yüklenmiş. Neymiş o anlamlar? erdem, merhamet, sabır, doğruluk gibi anlamlar ayrıca zafer anlamına geldiği de söylenmiş. Demek ki bu sembolik durumları, düşünceleri ne yapıyormuş? Taşıyormuş, bunları ifade ediyormuş. Buradan ne yapabiliriz? A seçeneğine ulaşabiliriz. B seçeneğinde benzerlerinden çok kullanıldığına böyle bir şey söylenmemiş. Metinde böyle bir bilgi geçmiyor onun için B seçeneği olamaz. C seçeneğinde evrensel bir nitelik kazandığına yani diğer toplumlar tarafından kullanıldığı söylenmiş C seçeneğinde ama böyle bir bilgi de metinde yer almıyor. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde günümüz mimarisini biçimlendirdiğine günümüzdeki yapılan eserlerde bu motif kullanılıyor denmemiş hiçbir yerde. Böyle bir bilgi yer almıyor. Onun için D seçeneği de olamaz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Parçada üçgen sembolüyle belirlenen sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? Hemen bakalım üçgenin bulunduğu yerde hangi kelime var? Mütevazılık kelimesi var. Demek ki bu kelimeyle aynı anlama gelen sözcüğü bulmamız gerekiyor. A seçeneğinde hoşgörülük demiş. Mütevazı hoşgörü değil. Onun için A seçeneği olamaz. B seçeneğinde sağlamlık demiş. Mütevazı sağlam anlamına da gelmiyor. Onun için B seçeneği de olamaz. C seçeneğinde sevimlilik demiş. Sevimlilik anlamına da gelmiyor. Bundan dolayı C seçeneği de olamaz. Mütevazılık ne demektir? Alçak gönüllülük demektir. Mütevazı alçak gönüllü anlamına gelir. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Parçada A, B, C, harfleriyle belirlenen fiilimsilerden hangisinin türü farklıdır? A'daki Kelimemize baktığımızda bunun sıfat fiil olduğunu görüyoruz. Peki nereden anlıyoruz bunun sıfat fiil olduğunu? Çünkü sıfat fiil eki burada kullanılmış. Demek ki oradan anlaşılabiliyor. B seçeneğine baktığımızda kazanmak kelimesini görüyoruz ve buradaki kelimemizin isim fiil olduğunu anlıyoruz. Çünkü mak isim fiil eki almış. C seçeneğindeki kelimemiz ise dık sıfat fiil ekini almıştır. Burada yumuşadığı için di şeklinde olmuş. Demek ki A ve C'de sıfat fiil kullanılmış. D'ye baktığımızda yine sıfat fiilin kullanıldığını görmekteyiz. Çünkü mış sıfat fiil eki almıştır. Buna göre A, C ve D seçenekleri olamaz. Çünkü hepsi sıfat fiil. Farklı olan hangisi? B seçeneğinde bulunan isim fiil doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parçada sözü edilen motif aşağıdakilerden hangisidir? 4 ana yön, 4 de ara yön varmış. Toplam 8 köşeymiş. Bunu B seçeneğinde görebiliyoruz. Ana yönlerimiz nedir? Kuzey, güney, batı ve doğu. Bunların her birisi nedir? Ana yön. Ara yönlerimiz nedir? Kuzey doğu, kuzey batı, güney doğu ve güney batı. Bunlar da ara yöndür toplam ne yapar? 8 tane köşe yapar. Saydığımızda B seçeneğindeki motifte 8 tane köşe olduğunu görüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Demek ki B seçeneğindeki motif yukarıda anlatılan motiftir. Peki A seçeneği neden olmaz? Çünkü A seçeneğine baktığımızda burada pek çok İç içe girmiş motifi görmekteyiz. Ayrıca ortadaki yere baktığımızda 8'den fazla da köşesi var. Onun için A seçeneği olamaz. C seçeneğine baktığımızda burada dairesel bir motif görüyoruz. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde de yine dairesel motifleri görmekteyiz. Bundan dolayı D seçeneği de olamaz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Numaralanmış dörtlüklerden hangisi yukarıdaki özelliklerin tümünü içerir? Tüm dizelerin sonunda ses benzerliği vardır diyor. 2 ve 3 numaralı şiirlerimize baktığımızda dizelerin sonundaki ses benzerliklerinin aynı olmadığını görüyoruz. Mesela 2'nin birinci dizesi M ile ikinci dizesi T ile bitmiş. Demek ki 2 numara olamaz çünkü bu kurala aykırı. 3 numaraya baktığımızda da ilk dizenin K ile ikinci dizenin R ile bittiğini görüyoruz. Demek ki ses benzerliği söz konusu değil 3 numara da olamaz. 1 ve 4 numaraya baktığımızda ise bütün dizelerin sonundaki seslerin aynı bittiğini görmekteyiz. Daha sonra ne diyor? 2'de ikinci özellik olarak bütün dizelerin hece sayıları eşittir. 1 numarada 11'li hece kullanılmış. Yani bütün dizelerde 11 hece var. 4 numarada da bütün dizelerde 13 tane hece var. Demek ki hece sayıları kendi içinde eşit. Bu da Gitti, sonuncusu kaldı, benzetme yapılmıştır diyor. Bir numaralı şiirde benzetme yapılmamıştır ama üç numaralı şiirimizde benzetme yapılmış. Kilim kalbin aynasına benzetilmiş, gönlün sesine benzetilmiş. Demek ki dört numarada benzetme yapılmış, bir numarada benzetme yapılmamış. Buna göre doğru cevabımız 4D seçeneği olacaktır. İkinci dörtlükte karamsarlık, özlem, sitem duygularından hangileri vardır? İkinci şiirimizin ikinci dizesinde gün kasvet, gece kasvet demekte. Kasvet ne demek? Sıkıntı, iç sıkıntısı demek. İç sıkıntısı varmış yani bu kişide bir sıkıntı söz konusu. Sıkıntının sebebi nedir? Karamsarlıktır. Yani siz her şeyde bir sıkıntı buluyorsanız karamsarsınız ve bu yüzden Günde, gecede size karşı kasvetli yani sıkıntılı oluyor demektir. Demek ki karamsarlığa ulaşabiliyoruz. Devam ettiğimizde özlem diyor 2 numarada. Şiirimizi okuduğumuzda herhangi bir şeye karşı özlemi olduğunu anlıyoruz. Peki nedir bu herhangi bir şey? Elbette ki gök mavisi. Hasret ne demektir? Özlem demektir. Demek ki gök mavisine karşı özlemi varmış. 2 numaraya da ulaşabiliyoruz. 3 numarada ne var? Sitem var. Birisine kırgınlığını dile getirmesi ya da bir şeye karşı kırgınlığını dile getirmesi anlamına geliyor sitem. Peki şiirimizi okuduğumuzda birisine ya da bir şeye karşı bir kırgınlığını söylemiş mi? Söylememiş. Demek ki sitem olmaz. Siteme ulaşamayız. Buna göre A, B ve D seçenekleri olamaz. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneği olacaktır. 3 numaralı dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde sıfat fiil ve zarf fiil kullanılmıştır diyor. Buna baktığımızda hemen görülebiliyor bu. Nerede? İlk dizemizde gezdiğin var. Dık sıfat fiil ekini almış bu kelimemiz ve sıfat fiil olarak kullanılmış. Demek ki sıfat fiile yer verilmiş. Üçüncü dizede ise tutarak kelimesini görüyoruz. Arak zarf fiil ekini almış ve cümlede zarf fiil olarak kullanılmış. Demek ki A seçeneğine ulaşabiliyoruz. A seçeneği olamaz. B seçeneğinde devrik cümleler vardır diyor. Açmaz fiili en sonda değil. İncinir fiili yine en sonda değil. Bu fiiller aynı zamanda yüklem. Yani birinci ve dördüncü dizedeki cümlelerimiz devrik cümle. Demek ki devrik cümleler varmış. B seçeneği de olamaz C seçeneğinde isim cümlesine yer verilmemiştir diyor. Baktığımızda bütün dizelerdeki yüklemlerimiz hep fiilden oluşmuş. Açmaz, saklar, çek, incinir. Yani isim cümlesine yer verilmemiştir. Çünkü bütün cümlelerimiz fiil cümlesidir. C seçeneği de olamaz. D seçeneğine baktığımızda bütün yüklemler olumludur diyor. Bütün yüklemlerimiz olumlu değil. Birinci dizedeki yüklemimiz olumsuz bir fiil. Demek ki buradaki cümlemiz de olumsuz olacak. Yüklemimiz olumsuz olduğu için buna göre doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Son dörtlükteki altı çizili ifade içinde bulunduğu cümlenin hangi ögesidir? Her nakışı bir duygunun ifadesidir. Bir duygunun ifadesidir. Yüklem. Peki bir duygunun ifadesi nedir? Her nakışıdır. Burası da ne olur? Özne olur. Yükleme sorulan ne sorusunun cevabı ne oldu? Özne oldu. Buna göre B, C ve D seçenekleri olamaz. Doğru cevabımız öznesi A seçeneği olacaktır. Birinci dörtlükteki numaralanmış yüklemlerin çatısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Varlığımı yalnız ona verdim ben. Verdim yüklem. Veren kim? Ben. Vermişini yapan kim? Yine ben. O zaman demek ki bir numaradaki kelimemiz öznesine göre etken B seçeneği olamayacağını anlıyoruz. Buna göre peki nesnesi var mı ona bakalım. Neyi verdim? Varlığımı nesnesi de var demek ki geçişli ve etken bir fiilmiş bir numaradaki kelimemiz. İki numaraya geçelim. Desin fiilimiz diyecek olan kim? O. Deme işini yapan kim? Yine o. Demek ki fiilimiz yani ikinci fiilimiz de etken bir fiil olacak. Buna göre A seçeneğinin de olamayacağını anlıyoruz. Peki burada nesne var mı? Ne desin? Gel desin. Gel kelimesi ne olarak kullanılmış burada? Nesne olarak kullanılmış. Aynı yukarıdaki varlığı mı? Kelimesi gibi. Demek ki desin kelimesi de fiili de nesne alabiliyor. Bu da fiilimizin geçişli ve etken olduğunu gösteriyor. Buna göre C seçeneğinde olamayacağını anlıyoruz. Doğru cevabımız birinci kelime etken geçişli, ikinci kelime etken geçişli. D seçeneği doğru cevap olacaktır.